Merhaba arkadaşlar. Başlıktan gördüğünüz gibi 15 liralık güzel bir envanter diyeceğim ve bu envanteri size vereceğim. Bir kişi aranızdan bir kişiye bu envanteri tamamıyla vereceğim. Bunun çekilişine katılmak için şimdi karşınıza çıkacak adımları yapmanız gerekiyor. Öncelikle videoyu beğenmeniz ve videoyu paylaşmanız gerekiyor. Bu iki şeyi yapmanız gerekiyor. Nasıl yapacağınızı şimdi göstereceğim. Şu anki gösterdiğim kesinlikle örnektir arkadaşlar. 15 liralık envanter videosunu, yani bu videonun geleceksiniz, URL'sini alacaksınız. Buraya paylaşacaksınız Facebook'unuzda. Herkes açık bir şekilde paylaş butonunuza bastırdıktan sonra paylaştığınız profili alacaksınız buraya. Katılıyorum yazıp profilinizi paylaşacaksınız ve yorum yapacaksınız. Ben de bu şekilde çekilişte 15 liralık item'ı, 15 liralık envanteri birinize vereceğim arkadaşlar. Bol şans. İlk itemimiz Glock 18 Catacombs. Field Tested Look'unda ve 0.53 kuruş değerinde Chrome Collection'a ait bir silahtır. Glock 18 çok fazla kullanılan bir pistol değil. Fakat tabii ki de first round'larda en fazla kullanılan pistol yani. Biraz saçma oldu ama. Diğer item'ımız USPS Lead Conduit item'ı. Wildfire koleksiyonuna ait Wellborn look'unda şu an benim elimde gördüğünüz. 0.86 kuruş değerinde. Ben de bunu beğeniyorum, bu skin'i. Kartel gibi bir skin, güzel desenleri var üzerinde. Yani öneririm diyebilirim. Dual Beretta'la çok tercih edilebilen bir silah değil. Ventilators bu skinin ismi. Minimal Wear look'unda 0.31 kuruş değerinde Chrome 3 koleksiyonuna ait bir item. Yani ben gayet beğeniyorum bunu. Sade ve güzel tasarım var. O yüzden öneririm yani. P250 Ironclad Gamma koleksiyonuna ait 0.35 kuruş değerinde Wellborn look'una ait bir item'dır. Bence gayet güzel bir skin, çünkü gördüğünüz gibi gayet tatlı bir çelik şeklinde böyle bir skin tasarımı var. Gayet tatlı geliyor bana. Yüksek grafiklerde oynuyorsunuz eğer. Five-Seven Violent Daimyo. Daimyo skin serisini bilirsiniz. Bu skin 0.75 kuruş değerinde Gamma koleksiyonuna ait Field Tested Look'unda. Ben bunun üstündeki ve arka tarafındaki güzel tatlı logoları sevdiğim için kullanıyorum. Daha doğrusu kullanıyordum. Umarım siz de beğenirsiniz. Gayet güzel bence rengi falan. Aynı şekilde T-Site'de kullanılan Tech9 Bamboo Forest Field Tested Look'u. Rising Sun koleksiyonuna ait 0.36 kuruş değerinde. Bu zamanında hatırlarsınız, hayvanat bahçeli bir tane operasyon gelmişti. O zaman gelen bir skin. Bu gayet de benim beğendiğim bir skindir. Geldik en baba skinlerden birisine. Desert Eagle Urban Rubble Train koleksiyonuna ait 0.40 kuruş değerinde ve Field Tested Look'unda bu gösterdiğim item. Ben Deagle oynamayı çok severim biliyorsunuz. Ve kamuflaj tarzı skinlere de bayılan bir insanım. Bu videoda da kamuflaja ait birkaç tane daha skin göreceksiniz. Hazır olun. Shotgun'larda en fazla tercih edilenlerden birisi de Nova Exo skin'i. Minimal Wear look'unda 48 kuruş değerinde Gamma koleksiyonuna ait bir skin. Benim tercih etme sebebim rengi, yine demin gösterdiğim 5-7 gibi ve kombin tarzı bir şey yapabilirsiniz bilmiyorum, size kalmış. Mor rengi içeriyor olması, tatlı bulduğum için ekledim. Shotgun arasında çok tercih edilmese de Exam 1014 Blue Steel Factor New look'una ait 0.34 kuruş değerinde Lake koleksiyonuna ait bir skin. Çok tercih edildiğini sanmıyorum. Genelde bildiğiniz gibi Megiddy ve Nova kullanılıyor. Yani T-Site'da da Sevidov kullanan var biraz. Ve geldim en sevdiğim skin'e. Sevidov Yorick. Wellborn look'una ait 0.32 kuruş değerinde Revolver Case koleksiyonuna ait bir şey. Skin. Sevmemin sebebi, gördüğünüz gibi çok tatlı bir kuru kafa var orada ve süper gözüküyor. Yüksek grafiklerde ya da low grafiklerde fark etmiyor. Gayet de güzel gözüküyor yani. Yakın tutmanın en güzel silahlarından birisi M7 Heaven Guard skin'i. Minimal Wear look'u Phoenix koleksiyonuna ait 0.36 kuruş değerinde. Dediğim gibi yakın tutmalarda en fazla işe yarayan shotgunlardan birisi. Nova'dan daha fazla tercih ediliyor aşağı yukarı benim bildiğim kadarıyla. Mesela ben Dust'a B'yi her zaman bu silahla tutarım yakın tuttuğumda. Çok iplenmese de ağır makinalı tarzında MX-9 Spectre skin'i Minimal Wear look'u Chrome 3 koleksiyonuna ait 0.32 kuruş değerinde. Normalde bu skin ne gibi MX-9'u yapmayacaktım, çünkü tercih edilen bir skinler şeyler değil, itemler değil.
Neyse. Spectre güzel bir skin bu arada. Güzel sarı rengi ben beğendiğim için ekledim bunu. Negev Dazzle skin'i, Velvon Look'u, Gamma 2 koleksiyonuna ait 0.31 kuruş değerinde. Ya bunu aslında eklememin sebebi açıkçası ben bunun şu anki look'unu, yani Velvon look'unu beğenmedim. Ama diğer look'ları çok güzel gözüküyor. Yani fiyat olarak Velvon look'u karşıladığı için Velvon look'unu ekledim. Haberiniz olsun. 3-5 kuruş da arttırırsanız bunun diğer look'larını da alabilirsiniz. Gayet de güzel duruyor. Benim en sevdiğim rast silahı MP9'a geldi sıra. Bill Leak skin'i, doğru mu söyledim lan bilmiyorum. Field Tested look'una ait. Chrome 3 koleksiyonuna ait 0.31 kuruş değerinde. Bu skin'i tercih etmemin sebebi dediğim gibi renkli bir skin olması. Renkli skinlere ben bayılıyorum. Çok da skin kullanan biri olmama rağmen düşük fiyattaki skinlere bayılırım. Bu da sevdiğim bir skin açıkçası. Mekon Renjin diye okunuyor sanırım. Factory New Look'unda değeri 0.72 kuruş. Yani 70 kuruş bildiğiniz. Shadow koleksiyonuna ait bir skin. Benim sevme sebebim en gördüğünüz gibi tabii ki de resimlerdir. Üzerindeki detaylardır. Çok güzel detayları var. MPD Armor Core Velvon Look'u Chrome 2 koleksiyonuna ait 0.32 kuruş değerinde. Ben stat olarak kullandığım zamanlarda sadece MP7 kullanırdım aşağı yukarı. Bunun sebebi de AK'den daha iyi kullanabildiğim oluyor bazen bu silahı. Mesafe tanımıyor bu silah benim bence. UMP 45 karbon fiber skin'i Minimal Wear Bank koleksiyonuna ait 0.20 kuruş değerinde. Açıkçası ben bu UMP'yi pek sevdiğimden koymadım. Fiyatı en düşük ve en kaliteli, en güzel gözükenlerden birisi bu olduğu için koydum. Çok hoşuma gittiği söylenemez. Yani Negev gibi aynı, MX9 gibi aynı. Sıra geldi en sevdiğim skinlerden birisi. P90 Grim skin'i Field Tested Look'una ait, Gamma koleksiyonuna ait bir silah. 0.65 kuruş değerinde ve desenleri çok güzel. Yani oradaki kuru kafaların falan detayları çok tatlı geldi bana. Filtasit olmasına rağmen gayet de hiçbir çizgi tarzı bir şey yok. Yani ben buldum bunu tabii de. Nasıl buldum bilmiyorum. Belki diğerlerinde de yoktur. Pepe Bizon Brass. Pepe Bizon açıkçası çok tercih edilen bir skin olmuş. Sesil olmamasına rağmen Brass skin'i ben beğendim. Sade ve altın rengi tarzı bir bok. Velvon Look'u Dust 2 koleksiyonuna ait 0.32 kuruş değerinde bir silah. Sesi çok hoşuma gitmese de bu silah. P90'ı yere tutabileceğini sanmıyorum tabii ki de. Çünkü mermisi çok çok az vuruyor. Skin olarak da sevdiğim bir skin şu an gördüğünüz. Galilar Rocket Pop. Bu yeni gelen skinlerden. Tabii de Falchion çok yeni sayılmaz aslında ama Falchion koleksiyonuna ait Velvon Look'u 0.37 kuruş değerinde bir item. Bunun birkaç look üstünü bulursanız gayet de güzel bir silah aslında. Size kalmış bir şey. Ben bu look'unu eşitlemek amacıyla buldum. Şu look'u da iyi aslında. Fark etmez benim için. Videodaki en temiz silahlardan birisi FAMAS Survivor Z. Minimal Wear The Shadow Collection ait, koleksiyonuna ait 0.71 kuruş değerinde. Üstündeki desenler oldukça hoşuma gidiyor gördüğünüz gibi. Survivor ismine has bir skin var. Yani Galile nazaran tabii ki de gayet güzel bir skin. Bahsettiğim kamuflaj skinlerinden birisi M4A1S Varicamo Minimal Wear Look'u Dust 2 koleksiyonuna ait 1.57 TL değerinde. Üstünde de gördüğünüz gibi bir tane sticker var, onu sallayın. Benim sevdiğim bir skindir. Yani çok kullandığım değil, sevdiğim bir skindir. Dediğim gibi kamuflaj skinlerine bayılıyorum. Umarım aranızda vardı kamuflaj sevenler. Çok iplenmese de AK-47 Safari Mesh de oldukça güzeldir. Bu gördüğünüz Minimal Wear Look'u gördüğünüz gibi herhangi bir çizgi veya yok. Gayet de güzel bence. Dust 2 koleksiyonuna ait bu da. Kamuflajdan alayı nereden baksanız Dust 2'ye ait. 1.45 TL değerinde. Tercih edilebilen bir silah bence. Size kalmış bir şey. Ben gayet de seviyorum yani şu zamana kadar Carter kullanmış bir insan olarak. SSC-08 Darkwater skin'i Field Tested. E-Sport, buna lan bunun koleksiyonu ne böyle? E-Sport 2014 Summer koleksiyonuna ait 0.89 kuruş değerinde. Yani sade. Bu da oldukça hoşlandığım skinlerden birisi. SG-553 IRL, öyle okunuyor sanırım. Field Tested Look'u Gamma koleksiyonuna ait 0.32 kuruş değerinde. Yani fiyatına göre gayet de tatlı bir skin. Görüyorsunuz scope açıldığında vesaire gayet güzel bir görüntüsü var. Ben hoşlandığım için ekledim kesinlikle.
Tam tersi CT'de de AUG, Radia Hazard, yine Minimal Wear, Cash koleksiyonuna ait 1.38 TL değerinde. Gayet de güzel bir skin bu da. Aynı şey gibi Nuke'deki skinler gibi, radyasyon skinleri gibi. Benim hoşuma giden bir skin. Çok AUG kullanan birisi olmama rağmen beğendim bu skini. Sıra geldi Otonublara. Scar 20 Grotto skini. Field Tested, Chrome koleksiyonuna ait 0.31 kuruş değerinde. Ama dediğim gibi çok da kullanılan skinlerden olduğu için yani, tabi tercih edilebilen item değil bu. Size kalmış bir şey tabii ki de. Bunun haricinde otolar noob'tur. Tam tersi T site'de olan G3SG1, bu ne biçim isim? Ventilatör Minimal Wear skin'i. Ventilatörü biraz önce demin bir şeyde de yapmıştık galiba. Minimal Wear Gamma koleksiyonuna ait 0.35 kuruş değerinde. Ya tabii ki deterjan güzel bir skin. Çok da kullanmayın bu silahı. Millete kanser etmeyin lan, tamam mı? Neyse, güzel bir skin. Ben beğeniyorum yani bu skin'i. Evet arkadaşlar, bu da bu videonun sonudur. İzlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi bu çekilişte bir ay bir kişiye bu bütün şeyi vereceğim. Envanteri vereceğim. Çekişe katılmak için videonun başında gösterdiğim gibi videoyu beğenmeniz ve videoyu Facebook profilinizde paylaşmanız, herkese açık paylaşmanız gerekiyor. Bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada video önerilerinizi alıyorum. Herhangi bir öneriniz varsa onu da yapmaya hazırım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.